Merhabalar, yeni bir Sualtı Gazetesi programı için beraberiz. En son bıraktığımızdan bu yana İstanbul'da hafta sonları yoğun geçti. İlk daha önceki programımızın sonunda söylemiştik ziyaret edeceğiz diye, onları yaptık. 1 Eylül günü Heybeliada Su Sporları Kulübü'nün organizasyonunda Sportsboat 6. Ayak yarışları vardı. 21 tekne katıldı bu yarışa. Öğlen saatlerine kadar şöyle biraz bir havayı beklemek gerekti. Fakat sonra saat 1.30-2 gibi yanılmıyorsam güzel, güçlü bir kuzeyli hava geldi. Böyle Poyraz, Yıldız Poyraz gibi. Ve çok temiz, çok çekişmeli, güzel 3 tane yarış yapıldı. Bu yarışların sonunda genel klasmanda Nimbus teknesi Saruhan Çınay sahipliğinde ve dümenciliğinde birinci oldu. J70 Van Dizen bir tekne. İkinci Orient XS Zeynep Atabay'ın sahipliğinde, Arif Gürdenli dümenciliğinde ikinci oldular. Bu da Far 25 Van Dizen bir tekne. Üçüncü Ada teknesi oldu Utku Çetiner'in. Bu da J70 Van Dizen bir tekne. Bundan sonraki, onun sonrasındaki hafta sonunda üst üste aktiviteler vardı. Bunların ilki 6 ve 8 Eylül tarihleri arasında yapılan İstanbul Yelken Kulübü organizasyonunda Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası. Bu kupanın özelliği bütün teknenin üzerindeki ekip kadınlardan oluşuyor. Sadece teknede, kiralanan teknelerde olduğu için içinde olacağım. Bir danışman, erkek veya kadın bulunabiliyor. Bir kriz anı olduğunda herhangi bir hasarı veya bir probleme yol açmaması için. Bu yarışa 13 tane İRC, 2 tane de gezi tipi tekne. Toplam 15 tekne katılmış oldu. 6 yarış programlıydı. 6 yarışta yapılabildi. O hafta sonu hava hep imkanları sağladı. 13 tekne içerisinde İrece tekneleri arasında aynı zamanda bir en iyi düzeltilmiş zaman, yani best corrected time dediğimiz bir ödül de vardı. Bu ödülün sahibi MSI Sailing Team oldu. Ahmet Köroğlu kontrolündeki bir tekneydi. First 40 bu teknemiz. İRC 1 klasmanında iki tekne yarıştı. Birinciliği Obroğlu alan gene MSI Sailing Team aldı. İRC 2'de 3 tekne yarıştı. Birinci Eker oldu. Nevra Eker Güryel. Bir Aşambolt 35 tekne bu. İRC 3'te 7 tekne vardı. Birinci Duna Pack Packaging Targan Hazarhon kontrolündeydi bu ekip. Bu tekneden Oceanis 323. Gece 4'te bir tekne vardı. Deniz Arbokulu kadın yelken takımıydı. Işın Kurt sorumluluğunda. Bu da J81 tekneydi. Gezi sınıfında iki tekne yarıştı. Blue Wind yeniden elden geçti ve denize indi. İstanbul Yelken Kulübü kontrolünde şu an tekne. Bunun sorumluluğunu eski milli yarışçılarımızdan Gülçelikel yaptı. Ekibinden beraber birinci oldular. Ödüllerini de çok eğlenceli, güzel bir ödül töreniyle İstanbul Yelken Kulübü'nde hep beraber paylaşmış olduk. Aynı hafta sonu sadece cumartesi pazarı kapsayan 7-8 Eylül gününde Türkiye Açık Deniz Yarış Kulübü'nün Far 40 ve Mach 1010 tipi benzer tekneler trofesi 3. ayak yarışları vardı. Van Dizen tekne yat yarışçılığının ilk ilerleme noktasıdır ve çok iyi destek isteyen bir grup. Far 40'ta 8 tekne yarıştı. Mat 1010'da 3 tekne yarıştı. Bu hafta sonu da aynı güzel havayı onlar da kullandılar. Yan yana iki parkurdu bu Deniz Kızı Kupası'yla. 6 yarış yaptı onlar da. Far 40'ta birinci Cheese Sailing oldu Levent Peynirci. Mat 1010'da birinci logo teknesi oldu. Duru Tek Bulut sahipliğinde Onur Bilgen milli yarışçımızdır. Onun dümenciliğinde.
Bir hafta geçtikten sonra boş durmadı İstanbul. 14-15 Eylül'de Türkiye Açık Deniz Yarış Kulübü'nün Karadeniz Kupası yarışı vardı. Biz Karadeniz'e gider gelir geliriz fakat sonra oraya bırakırız. Karadeniz biraz tabii zorlu bir deniz. Alışık olmadığımız, sürekli gezmediğimiz bir yer olduğu için muhtemelen öyle. Daha uzun mesafeli eskiden Kefkene yarışlarımız vardı. Ralliler, bilahare, başka organizasyonlar, amatör dünyanın. Fakat biraz kıyılarda kaçma yeri, biraz mevsimlere bağlı hareketler yapmak lazım. Tayk bunu gerçekleştirdi. Poyrazköy'den starttı. Şile-Poyrazköy etaplı, güzel, keyifli bir rotada 2 günlük bir yarış organizasyonu oldu. 17 tekne kaydoldu bu yarışa. Yerici sıfır tekneler, su hatları boyları uzun ve altları su derinlikleri çok oldukları için biraz Şile'nin limanın içerisinde konaklamada tereddüt ettiler. Fakat güzel bir değişiklik yaptılar. Onlara Poyrazköy Start, Şile Mendireği önündeki Şamandıra dönülerek tekrar Poyrazköy'de finish yapacakları bir rota düzenlendi. İrece sıfır grubunda 5 tekne vardı. Yaklaşık 5 saatlik bir şeyin sonunda tekneler Poyrazköy'de tekrar finish yapmaya başladılar ilk gün. İrece sıfırda birinci Enkaçiz oldu. Levent Peynirci'nin Farkırk'ı. İkinci Vedat Tezman'ın Cinovası oldu. Dümenciliğini Oğuz Ayan yaptı. Bu teknede bir Farkırk. Üçüncü Papil Arçelik. Bu Arçelik anonim şirketine ait bir teknedi. Eski yarışçılarımızdan, mini sporcularımızdan Deniz Fıçı yaptı dümenciliğini. Kel 53 bir tekne. Derece bir sınıfında ise bir adet tekne kayıtlıydı fakat orada bir biten olmadı. Derece 2 7 tekne bir grupta yarıştı. Burada birinci Palamut CPM oldu. Recep Palamut'un Targan Hazarhun sorumluluğundaki Arşambolt 35'i birinci oldu. İrece 3'te 3 tekne yarıştı. Bunda Keyfim 3.5 Kolumbiya Alize Selim Yazıcı sahipliğinde Evren Koncagül sorumluluğundaydı. İrece 4 2 tekne olarak yarıştı. Birinciliği Oceanis 361 Murat Gökçe'nin teknesi, Ada Pupadrenel'in Hep Gürbin For Speed teknesi aldı. Güzel bir yarış oldu. Genelde bu yarışın sonunda sosyal medyadaki paylaşımlarda Karadeniz'in denizi ve suyu için çamaşır makinesi deyimleri kullanıldı. Biraz deyim hem şey esprili hem de biraz tutuyor tabii haliyle. Bir hafta sonra 22 Eylül'de İstanbul Yelken Kulübü organizasyonunda 59. yılına gelen Donanma Kupası yarışları düzenlendi. Bu yarış geleneksel olarak eskiden Gölcük, Kalamış Koyu, Fenerbahçe olarak düzenlenirdi. Fakat son yıllarda organizasyonundan bilemedim bazı sebeplerden dolayı Gölcük'e gidişler, gelişler biraz zorlaştı. İstanbul Yelken Kulübü buna başka bir çözüm buldu, adını yaşatmak anlamında. Fenerbahçe Skalamış Koyun'dan start, Tuzla Deniz Harp Okulu önündeki Şamandıra dönülüp tekrar Fenerbahçe, tekrar İstanbul Yelken Kulübü önünde finish olarak yaklaşık 41 deniz millik bir rota ile Donanma Kupası yeniden yapıldı. Bu filoda İrece sınıfında 33 tekne, Gezi sınıfında 5 tekne yani 38 tekne yarıştı. Bu yarışın daha farklı bir özelliği, first to finish dediğimiz yani ilk bitiren tekne ödülü ve en iyi düzeltilmiş zaman yani best correct time ödülleri de vardı. Dolayısıyla bütün tekneler beraber start ettiler startta Kalamış Koyun'da pazar günü. İlk finişi Gürhan Tüker'in prototip teknesi Korza yaptı. Derece sınıfları içerisinde en iyi düzeltilmiş zamanı da Targan Hazarnu'nun Arşambolt 35 Palamut'u yaptı. Derece sıfırda 7 tekne yarışmıştı. Birinciliği Enkaçiz Levent Peynirci ile aldı. Bu Farkırk
bir tekne. Yerece bir de dört tekne mücadele etti. Birinci Datafax Truva 1, Aytu Üren'in Far 30'u birinciliği kazandı. Yerece 2'de 9 tekne yarıştı. İşte burada gene Targan Hazaro'nun Aşambolt 35'i Palamut JPV birinci oldu. Aynı zamanda en iyi düzeltilmiş zamanı almıştı. Yerece 3'te 9 tekne yarıştı. Bunda Özay Sailing Team Elektron Bartu Özsoy sorumluluğunda Aşambolt 35 teknesi birinci oldu. Yerece 4'te 4 tekne mücadele etti. Birinci Boş Aliza Zikzak Evren Konca bir prototip bir tekne. Gezginde 5 tekne vardı. Bu teknede birinci Blue Wind oldu. Ahmet Saruhan'ın sorumluluğundaydı. Zaten İstanbul Yelken Kulübü kontrolünde olan bir tekne şu an. Donanma kupası çok geç saatlere kalmadan, akşam saat 18 civarı diye hatırlıyorum. Bütün tekne filolar finish hattından geçtiler. Akşam geceye kadar beklemek durumu olmadı. Rüzgar kimi zaman böyle çukurlar yaptı, kimini bıraktı, kimini aldı. Böyle biraz naif bir kuzeyli hava vardı. Gidiyor, geliyor, boşluk bırakıyor fakat kendini tazeliyordu. En azından bu filonun fazla uzatmadan yarışı bitirmesine izin verdi. Bu önümüzdeki hafta sonu, yani 28-29 Eylül hafta sonuna denk gelen hafta sonunda yine 2 adet etkinliğimiz olacak. Bunlardan ilki 27-29 Eylül çok güzel bir gelişme ve ivme içerisinde olan Sportsboat grubunda Türkiye Şampiyonası yapılacak Kalamış Yelken Kulübü'nde. Aynı hafta sonu 28-29 Eylül'de Cumartesi Pazar günü geleneksel bir yarış Türksel Platinum Bosphorus Cup yapılacak. Cumartesi günü ayın 28'inde Boğaz yarışı gerçekleşecek. 29'u Pazar günü ise Can Debosan Dalyan Parkuru'nda 2 adet Şamandıra yarışı yapılacak. Hava durumlarına bakıyoruz. Doğayla anlaşmamız yok. Ne bulursak, ama en önemlisi yarışçılar için en adil şartlarda yarışlar yapılmaya çalışılacak. Bu yarışlarla ilgili haberlerimizi de bundan sonraki programımızda vereceğiz. Tekrar görüşene kadar sağlıcakla ve sevgiyle kalın.